başka bir canlı yemin bakımını anlatacağım. Mori okutları. Bilimsel ismi Zophobus morio. İngilizce adı morio worms. Türkiye'de de morio kuduruya geçiyor. Yine en popüler canlı yemlerden biri. Unkurdu olmasam da, unkurdu kadar olmasam da bu da çok popüler. Unkurdunun yaklaşık 2-3 kadar, 2-3 katı boyda, 4-5 santime ulaşabiliyor kurt halleri. Ana vatanları Güney Amerika. Ama yani yapay olarak, yani böyle canlı yem olarak her ülkede bulunur, bulunuyordur. Doğal olarak ama ana vatanları Güney Amerika'da yaşıyorlar. Morio kurtlarından bir tık daha zor üretimi falan. Ama her yerde daha zor falan demişler ama o kadar zor değil yani. Gözünüz korkmasın. Ben de almıştım. Normalde bu kurtları ayırıp böyle pupa evresine geçiyorlar. Un kurtları gibi burada pupa olmuyorlar. Yani kurtların yanında. Çünkü diğer kurtlar onu yiyebilir diye. Daha dediğim gibi yanmıyorlar morio kurtları. O yüzden ayırmanız gerekiyor. Ama ben ayırmamıştım çünkü üretmeyi düşünmüyordum. Ama yine de kendi kendine hepsi olmasa birkaç tanesi şeye dönüştü. Yani pupaya. Ve kendi kendine işte pupadan böceğe dönüştü benim ayırmamama rağmen pupaları. Sonra ürediler, bayağı bir oldular. Bu kapta artık onlara küçük geliyor. Ayırmam gerek. Yani başka bir kaba almam gerek. Daha büyük bir kaba ayırmam gerek. Burada çünkü bayağı bir var bu kaba yetmeyecek kadar. Yani bunlar da yine 4 evreden oluşuyor. Yumurta, kurt, pupa, böcek. Şöyle bir tane kurt halini alayım. Böyle irilerinden. Böyle çok un kurtları kadar sakin değil. Şöyle görüyorsunuz. Bırakalım bunu buraya. Bu da böcek halleri. Ben kapat. Şöyle göstereyim. Böcek halleri de un kurtlarından daha büyük. Daha iriler. Ayrıca canlılığa verirken yani biraz daha ısıra büyüyorlar falan. O zaman canlılığa verirken genellikle kurtların kafasını koparabiliyorlar. Özellikle daha böyle semenderler falan için yapıyorlar diye gördüm ben. Yani bu da aynı. Böcek halinde yumurtluyor. Falan. Yani yine kurt halinde pupaya dönüşüyor. Pupadan sonra böcek halinde yumurtluyorlar. Sonra tekrar kurtlar çıkıyor. Sonra kurtlar büyüyor tekrar. Yani böyle bir denge oluşuyor. Bir tane de şöyle küçük bir kurt göstereyim. Mikro. Netlesin. Yani bunlara daha büyük canlılara vermek daha kolay. Yani bu da aynı. Yağ oranında, protein oranında yine yüksek. Ama un kurulu kadar yağlı değiller. Pupa evresi yok şu an. O yüzden ben fotoğrafımı koyarım yere. O da aynı yine un kurulu pupası gibi. Ayrıca 2-3 katı büyüklüğünde. Dediğim gibi buna da su ihtiyaçlarını verdiğiniz meyve sebzelerden karşılıyorlar. Yiyecek ihtiyaçlarını da yataklıktan. Yataklıkta kepek unu, mısır unu, galeta unu karıştırıp veriyorum. Sadece kepek, mısır falan veren de var. Daha sadece kepek koyan da vardır. Öyle yapıyorum ama beyaz unla yine kaçınmalısınız her canlı yemde olduğu için. Çünkü küf yapıyor. Daha havadan yani nem çok çabuk nem kapıyor beyaz un ve küfleniyor hemen. O yüzden onu kullanmanızı tavsiye etmem. Aynı şekilde yine günlük değiştirmeniz gerekiyor verdiğiniz meyve sebzeyi. Havuç, elma, patates ne verdiyseniz artık. Günlük olarak değiştirmeniz gerek. En geç 2-3 günde bir değiştirmeniz gerek yoksa küflenecektir. Küfle de uğraşmak istemezsiniz yani. Tekrar kurtların hepsini ayır, kabı yıka, içindeki yataklığı boşalt, yeni yataklıktan uğraştırır. O yüzden değiştirmeniz gerek patatesi ya da verdiğiniz meyve sebzeyi. Bu un kurtlarıyla neredeyse bakıma aynı gibi. Sadece üretimde üretmeyi düşünüyorsunuz. Kurtları, yetişkin olan kurtları ayrı böyle hepsini tekli olan bir kaba. Böyle. Hepsini tek tek yani küçük sos kabına yapabilirsiniz. Böyle, böyle ayrımlı bir kutu olur. Ve hepsine ayrı bir yere koyup kendilerinin pupaya dönüşmesini bekleyeceksiniz.
pupadan sonra da böcek, ondan sonra yumurtlarlar, yani ürerler. Elinizde daha fazla olur. Ama dediğim gibi ben bunu yapmadım. Ona rağmen pupaya dönüştüler kabın içinde. Sonra da daha fazla ürediler. Artık kap çok küçük geliyor. Bu kadar kurda. Bayağı var burada, yani 100 belki daha fazla vardır. İyili ufaklı. Yani çok değinebilecek bir şey yok. Bakın burada çok iri bir şey var. Ne kadar iri. Görüyor musunuz? Şöyle büyüteyim. Hemen kaba girdi içeri. Yatakların içine girdi. Yani un kutularıyla yakın. Dediğim gibi sadece üretim bir tık zor. Daha biraz daha saldırganlar diyeyim. Mesela bakın. Mesela bunlar pupa olunca kendini yiyor filan. Ayrıca patates vermezseniz birbirlerini su için yiyebilirler. O yüzden vermeniz gerek. Onlar biraz daha vahşi yamyam. Dediğim gibi böyle daha amfibi, semender olur, kurba olur. Daha bir şey varsa kafasını kopartıp vermenizi tavsiye ederim. Çünkü ısırabiliyorlar. Daha saldırganlar. Ama un kurtlarından çok da farklı değiller yani. Hemen hemen aynı. Dediğim gibi. Su ihtiyacını patates dışında falan su kristalleriyle de sağlayabilirsiniz. Onları daha çok hamam böceklerine veriyorlar. Ama yurt dışında kullanan vardır kurtlara da. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.